kendime söz hakkı vermek istiyorum. Hadi bakalım. Vallahi bunları yaparken böyle biraz hayal dünyamızı, biraz böyle gelecekteki çocuklarımızın hani nasiplerini şey hani kazanmak için uğraştığımız eserler. Bunlar mesela kesinlikle böyle hani hiçbir yerden alınmadan kendi tasarımlarımız. Hani bir internet üzerinden değil, başka bir yerden değil. İkincisi yok. Tek evet. Bir ürün. Şu takımlar mesela şu. Çıkartabilirsiniz. Bunlar böyle istek üzerine çalışılıyor. Ve bunların işlemesi aslında çok zor. Hı hı. Ve küçük minik kasnaklarda kumaş gerdirilerek tamamen aslında o gün işte bayanın kendi ruh halini de aynı zamanda yansıttığı ürünler. Kendi iç dünyasında yansıtmış olduğu ürünler. Ve dediği gibi de tamamen özel. Hani yeniden mesela bunu takıyı yaparken şöyle düşündüm. Her kadının bir böyle parlak bir tarafı vardır. Bir de gece tarafı vardır. Ama o gece tarafında da parlamayı, böyle karanlık tarafımızda da parlamayı, ışık saçmayı bilmek açısından bu tasarımı yaptım ben. Çok güzel. Arkadaşlarımız da hani bunu dönüşümlü çalışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Yaş grubuna hitap eden takılarımız var. Bu model yani. Bugüne uyarlanarak şu andaki nesile, şu andaki kadınların hayata bakış açısıyla aslında yaptığımız ürünler. Giderli ürünler dersem aslında çok daha doğru olur. Yine nostaljiyi yansıtıyor ama yine bugünü de yansıtıyor. Aynı hediye edebilecekleri etamin havlularımız var. İşte çocuk ağız mendillerimiz var. Tamamen hijyenik bir şekilde yapılmış ürünlerimiz. Aşağıda farklı lif modellerimiz. Mendillerimiz %100 doğal pamuktan üretilmiş. Aynen öyle. İçerisinde herhangi bir naylon barındırmayan. Bütün Merzifon halkını, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı herkesi buraya bekleriz. Buradaki aslında... Havlularda isim yazma. Tabii ki olmaz olur mu? Kişiye özel isimler yazabiliyoruz. Merzifon tarihi. Tabii Merzifon tarihimiz burada, hatırası burada. Merzifon tarihi yazanı istiyorum ben. Tamam onu da yapalım. Atması zor olacak, atması zor olacak size bunu. Yok artık. Stand açtı orada. Hep demişler ki niye Merzifon'dan Amasya'dan geliyorsunuz? Kocaman bir eşek getirmemişler kapıya. Ya. Bu da bir bakış açısı. Bu da bir bakış açısı tabii. Bakış açısını ters bir tarafa çevirmek de güzel bir şey. Çantalarda elemeye mi muhtar? Tabii tabii. Bakın şuradan çantalara şuradan bir başlasın. Çok daha fazla uzun sürdürmeden böyle hani size anlatıp geçebilirim isterseniz en baştan başlayarak. Reklam her zaman lazım. Tabii reklamdır. Bunlar da yine iki tane arkadaşımızın üretmiş olduğu tamamen yine kendilerinin yaptığı kokulu taşlar. Bunlar da objelerimiz bayanlar, erkekler, sevdiklerine, arkadaşlar birbirlerinin arasında hediyeleşebilmeleri için yine burada da kişiye özel yaptığımız kokulu taşlarımız var. Bu sağ tarafınızda da bulunan rafımızda da kadınların gece kullanabilecekleri portföy çantalarımız var. Çocuk atkı bere takımlarımız var. Çocukların odasına özel hazırladığımız çerçevelerimiz. Yine Merzifon'u anlatan küçük minik merkeplerimiz var. Spalarımız var. Aşağıda yine bebeklere ve çocuklara özel küçük bandanalarımız, küçük patiklerimiz. Burada amigurumi yapan arkadaşımızın Nasrettin Hoca adı konseptli bir hikaye anlattığı eski tahta sandıktan uyarlamış olduğu güzel bir konsepti var arkadaşımızın da. Orada yine kişiye özel yapılan havlularımız var, tel kırmalarımız var. Burada burası sırf anahtarlık bölümümüz burada da. Bunlar daha küçük fiyatlarda olup hani çok aile bütçesini yormadan hediyeleşirken de amigurumiden, keçeden yapılan minik anahtarlıklarımız burada da mevcut. Detay daha çok incedir oyuncaklarda. Şöyle bir yakından baktığınız zaman Şirinlerden tutun da Pamuk Prenses'e varana kadar. Evet. Bakın burada da bir konsept var Barış Bey. Burada tamamen Şirinleri anlatan ve buradaki her parça sökülüp takılıyor. Çocuğun oyun oynayabilmesi için. Ve tamamen doğal hani organik çocuklara herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durumu yok. Nasrettin Hoca'yı aynen. Eşeğimizin üzerine. Merkebe bindirmiştir. Aynen öyle. Zübeyde Hanım Kadın Kültürü Evi aynı zamanda dışarıdan da bakıldığı zaman yine kadının yansıtması için ağaç örme etkinliği, ağaç giydirme etkinliği yapıyoruz. Motifleri örüp arkadaşlar birleştiriyorlar.
Ağacın gövdesini giydireceğiz. Dışarıdan da bakıldığı zaman yine bizim ruhumuzun yansıtsın istiyoruz. Arkadaşlarla her gün buraya gelip motifler örüp birleştirip en kısa zamanda da bahçedeki ağaçları giydirmeyi planlıyoruz inşallah. İnşallah. Olmadı, belediyenin önüne kadar gideceğiz. Ben sana geleceğim. Yapacağız mı?